ve satışlar ne durumda sence? Seçimden sonra fiyatlarda değişiklik olur mu? Sen memnun olur. Musun bu durumdan? Olur. 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 Çünkü millet beklik. 10 kağıtlık mala 20 kağıt değiller, 20 kağıtlık mala 100 kağıt değiller. Evet. Seçimden sonra da 200 milyon olacaktı. Şimdi bir eşarp sordum. Evet. 250 milyon dedi. Yani evet. 250 kağıt dedi. Seçimden sonra dedi 500 dedi. Ana. Seçimden sonra fiyat yükselecek diyorsun. Ha, öyle değil. Öyle değil. Ben de milletin dediğine diyeyim. Ben dedim inşallah olmaz. Vatanımıza, milletimize kim hayırlıysa o gelsin. Dillik düzen versin. Gençlerimize huzur versin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizler ne durumda? İyi, güzel. Satışlar devam ediyor. Sıkıntı yok. Peki seçimlerden sonra bir fiyatlarda değişiklik bekliyor musunuz? Fiyatlarda ne gibi bir değişiklik olacak? Fiyatlarda biraz pahalanma olur. Fiyatlar pahalanır biraz. Seçimlere çok az bir süre kalmışken alım ve satışlar ne durumda? Alım ve satışlar aynı durumda. Herhangi bir değişiklik yok. Yani herhangi bir değişiklik yok. Peki seçimlerden sonra ne gibi bir değişiklik bekliyorsunuz? Seçimden sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi olacak. Ortalık daha dolu olacak. Sakinleyecek. İnsanlar önünü görecek. Yani şu an seçimlere az kaldı. Şu an bir belirsizlik var. Bayağı belirsizlik var. Gelen müşteriler ne alacağını bilmiyor. Ondan sonra yani gelenler hepsi pahalı buluyor. Fiyatlarda bayağı bir artış var. Gelen müşterinin direkt dediği hani pahalı. Almıyorlar. Yani bu tek eşarp için değil, diğer ürünler için de böyle. Herkes pahalı buluyor. Ki biz alırken zaten pahalıya alıyoruz. Bize ucuz gelmiyor. Biz de yansıtmak zorundayız. Hani sadece kiralarda %100 artış var. Şimdi o %100 artışı mecburen yansıtmak zorundasın. İşte onu da yansıttığın zaman bu sefer pahalı buluyorlar, almıyorlar. İşte seçimden sonra da inşallah iyi olur. Seçimden sonra ne bekliyorsunuz tam olarak bu alış satış durumunda? Yani seçimden sonra eğer enflasyon böyle giderse daha kötüye gider. Yani fiyatlar daha da artar. Biz de satış yapamayız. Zaten bu fiyatlarla satış yapamıyoruz. Seçimden sonra enflasyon da böyle gittiği takdirde satış da yapamayız. Bu sefer zaten esnaf şu an zor durumda. Seçimden sonra daha sıkıntılı olur. Yani şu an düşük satışlar seçimden öncesi. İnşallah sonra seçim tabii ki de birazcık yükselme bekliyoruz ama şu an ciddi manada bir düşüklük var tabii ki. Seçimden sonra ne olacak? Ne gibi bir değişiklik olur? Seçimden sonraki seçişi soruyorum. Yani umarım daha iyi şeyler olur. Yani düşüncemiz bu yönde. Yani tabii ki bizim burası pozitif bölgesi daha fazla. Yani seçimden sonra buranın biraz daha hareketleneceğini, canlanacağını düşünüyorum inşallah. Yani normal şimdi. Bir şey yok yani. Hep böyle yaşadık, böyle gidiyor yani. İşler yani hamdolsun yani bir ekmeğimizi götürdük yani. Hep bitecek şekilde yok yani. Normal. Hamdolsun yani. Bu kadar yani. Peki seçimden sonra ne olacak? Ne düşünüyorsun i̇yi olur, seçimden sonrasında? İyi olur seçimden sonra iyi olur. Neden iyi olur? Ya işte her sene yaşayacak. Yani her yıl yaşayacak. Allah bilir yani orasında. Şimdi kötü olur desek yalan olur. Ama iyi olur inşallah. Rabbim iyi olsun. Yani iyi niyet edek de iyi olsun yani. Kötü olmasın yani. Tüm millet yani bir ekmek için. Hem de olsun yani iyi olur inşallah. Rabbim ehlisini versin. Kim kazanırsa. Peki teşekkür ederim. Rica ederim abla.